Programımıza hoş geldiniz. Ve stüdyomuzdaki değerli konuklar, sizler de hoş geldiniz efendim. Hepinize mutlu akşamlar, esenlikler, güzellikler diliyorum. Sesim biraz normalin dışında bir tonda olabilecek. Biraz rahatsızım, onun için özür diliyorum. Efendim, Işığa Çağrı programını açtığımız ilk gün bu program kişiler programı değil, prensiplerin programı olacak dedik. Bu prensiplerin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve onun delaletiyle akıl, bilim ve evrensel insanlık değerleri. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e gittiğiniz zaman o sizi bu değerlere zaten gönderecektir, isteseniz de istemeseniz de. Buna bağlı olarak programımızda sürekli bir biçimde insanları gündeme getirmekten kaçtık. Bu biz dahi olsak müsbeti ve menfisiyle insanın, kişilerin burada tartışma konusu yapılmasını veya övgü konusu yapılmasını titizlikle uzak tutmaya çalıştık. Prensiplere bağlılık bizi kişilerin ürettikleri değerlere saygıya götürdü. Çünkü her insan yeteneğine, her yetenek ortaya koyduğu esere göre itibar görmelidir. Bu varlığın kanunudur. Prensiplerden biri de beraat-ı zimmetin asıl oluşudur. Eski bir deyimdir. Mecellede de geçer. Yani kişilerin ilk adımda ve peşinen suçlanmamaları ve temizliklerinin, güzelliklerinin, dürüstlüklerinin, borçsuz ve günahsızlıklarının kabul edilmesidir. Bunların aksi delile vabestedir yine eski deyimle. Yani kanıt gerektirir. Eğer elimizde kanıt yoksa bize hem ahlakın temel ilkeleri hem İslam'ın temel ilkeleri iyiye ve güzele hükmetmeyi emrediyor. Bizi böyle yapmaya sevk ediyor. Bugün Türkiye'nin aşağı yukarı en önemli gündem konusu haline gelen Hans Eyberg meselesi, dünden beri değişik ekranlarda bu yayın konusu yapılıyor. Bizim bu prensiplere sadakatimizle bu noktaya gelmiş bir fenomendir. Hiçbir peşin kanaat yoktur müsbet ve menfisiyle. Sadece bir şahsın 10 civarında eseri vardır ve Türk insanının yıllardan beri okuduğu kitaplardır bunlar. Bu kitaplardan hareketle bunların yazarını tanımak istemiştir Türk okuyucusu, bu kitapların okuyucusu ve bu zat 2 hafta önce bizim programımıza telefonla katıldığı için de sesini benimle birlikte birçok insan duymuş ve buradan hareketle bir programda kendisinin daha yakından Türk insanına hitap etmesini, okuyucularına hitap etmesini istemişlerdir. Biz de buradan hareketle kendisini stüdyomuza çağırdık. Ondan sonra ki gelişmeleri hep birlikte izledik. Çok değişik iddialar ortaya atıldı. Telefonla katıldığı günden itibaren çok değişik iddialar ortaya atıldı. Bunlar içinde şarlatanlıktan evliyalığa kadar uzanan çok renkli bir çizgi var. Bizim bunların hiçbirisini peşinen kabul etmemiz söz konusu değil. Bunlar tartışılacaktır. Ve bugün biz bunları tartışmak için bizzat bahis konusu olan şahıs da Hans Eyberg de buradadır. Beraberiz. Ben izleyicilerimizden istirham ediyorum. 212 koddan 256-83-27 256-83-27 numaralı telefonla programımıza katılabilirler, fikirlerini söyleyebilirler, eleştirilerini söyleyebilirler veya gerekli gördükleri ilaveleri yapabilirler.
bunda serbesttirler. Bunun dışında stüdyomuzda 10 kişilik bir konuk heyet yanında değişik alanlarda uzman 3 tane daha konuğumuz var bu akşam. Bunlardan bir tanesi çok renkli ve ismi gerçekten Türk insanı tarafından duyulunca heyecan yaratan bir isimdir. Bundan bir süre önce Ceviz Kabuğu programında da konuşmalarıyla haftalarca, aylarca gündemde ismini tutmuştu. Amerika'dan gelmiş bulunuyorlar. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hem Türkiye'ye hem stüdyoya. Edip Yüksel efendim. Edip Yüksel. 19 rakamını hatırlayın. Edip Yüksel'i hatırlayın. Gerisi zaten sizin için açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak kadar zengin anıları ve bilgileri getirecektir. İkinci konuğumuz kitap dergisi yazarı, yayıncı, araştırmacı bir arkadaşımız, senelerdir Cağaloğlu'nun çilesini çekenlerden biri Akif Kerimoğlu. Bir uzman konuğumuz daha var. Allah konusundaki bir eseriyle daha çok tanınır. Başka bir iki eser daha var benim bildiğim. Evet. Bir yüksek mühendis. Başka uğraşları da var. Elektrik mühendisisiniz. Evet. Muharrem Çakar beyefendi. O da araştırmacı, yazar. Ve İslam konusuyla ciddi biçimde ilgilenen insanlardan biridir. Yayınları da o merkezdedir. Ve Hans Ayberk veya bazılarının dediği şekliyle Kürt Hans. Kürt Hans veya ne demekse veya Zenci Hans. Evet, Zenci de var. Evet, var Zenci efendim. Var. Bülent var. Yani Bülent var hocam. Saydam var Bülent. Var. Şimdi ben size geçen hafta burada bir şey. Şimdi bir defa bu Ayberk mi, Ayberk mi? K ile mi? Hiç fark etmiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de nüfus memurlarımız bir kısmı, hepsini suçlamayalım, yazabiliyor. Yani tarikat mı, tarikat mı diye yazabiliyor. Peki, o zaman hem Ayberk hem Ayberk olabilecek. Ama yani ismin orijinali kitaplarınızın üstünde Ayberk. Yumurta, kubbe, yarım yumurta anlamına gidiyor. Berk de dağ demek. Germen dinlerinin hepsinde. Pekala. Berk, Bergmeister diye bir otel de var o. Dağ Master. Dağ Külhanı mı ne demek, öyle bir evet, bir şey evet, var. Evet. Söylemiş. Ben Almanca falan evet, tek evet, kelime bilmediğim evet, için. Evet. Şimdi size ben sordum geçen hafta ve basında bazıları da o soru cevapsız bırakıldı. Niçin Profesör Öztürk onun üstüne gitmedi diyor. Ben tabii insanların eti, kanı, nüfus kağıtları falan beni ilgilendirmiyor diyemem ama ikinci, üçüncü derecede ilgilendiriyor. Bu programda beni birinci derecede ilgilendiren insanların ürettikleri değerler. Ben onların yani milliyetleriyle, etleriyle, kanlarıyla, boyları, boslarıyla filan asla uğraşmıyorum. Ürettikleri değerlere bakıyorum. Kürt Hans olsanız da benim için evet, fark etmiyor. Bayağı Kürt. Yani evet, Kürt olunca düşünme ve bilgi üretme evet, hakkını yitirmiyor ya insanlar. Evet. Tamam, Kürt Hans olsun. Ben kitaplarımı hocam, evet, ama Türk'üm, 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 Türk'üm diye besmele gibi yazmışım. Şimdi o soruyu, o soruyu tekrar alacağız. Peki. Şimdi siz buradan giderek siz nesiniz, kimsiniz? Evet. Yani hangi Hans'ınız veya nesiniz? Bana gelen bazı, ulaşan bazı dokümanlar var. Doğru. Bülent deniyor, Elazığ deniyor. Elazığ da doğru. Peki buyurun söyleyin bakalım. Şimdi bir defa şu kimliğiniz çıksın ortaya. Hı-hı. Benim için önemli olmayabilir ama hocam, belli ki birileri için önemli. Öncelikle siz bir canlı yayın tuzağa düşünmüş değilsiniz. Siz geçin onu, boş verin. Ama bir şeyler eklemek istiyorum. Evet. Şimdi ben 1980 yılından beri evet, Günaydın Gazetesi'nin çeşitli branşlarına müdürlük yapmış insanım.
O bitmiş, 85'te veya 84 sonuydu, sabaha geçmişiz. Orada devam etmiş bu. Yani ben çok eski bir gazeteciyim. Yani bu yayınlar Zoom yapıldığı müesseseyle sizin eski beraberlikleriniz, diyalogumuz var. İlginç, evet. Buradan biraz gıdıklamak lazım olayı. Hı. Buradan gıdıklamak lazım. Şimdi eski patronum Haldun Simavi Bey sattı gazeteyi, çıktı. Biz hep beraber eski adıyla Rahmi Turan ekibi diyerek şeye transfer olduk. Sabah gazetesine transfer olduğumuzda daha gazetenin ismi alınmamıştı. Yani boşluk bırakmıştık ve oraya bir şey yazılacak. Devletten bir izin alınacak, bir şey yazılacak. Bu her şey olabilirdi. Sonralık da olabilirdi. Böylece beraber bir çalışma ortamına girdik. Ekip çok zayıftı. Hangi konuda zayıftı? Bilgisayar bilmiyorlardı. Eski pikaj montaj usulünden, ben kıdemli gazeteci olduğum için ve bilgili gazeteci olduğum için konuşuyorum bunları, kimse yanlış anlamasın. Bilgisayar sistemi getirilmiş. Kimse bunun ne olduğunu, ne yapacağını bilemez, şaşkın bir halde. Bir devrim bu. Darbe bu. 3 kişi anlıyorduk bu işten. Sevgili Nilüfer Öktem, Cafer Yarkent, şu anda kendisi Sabah Hürriyet gazetesinde. Tanıyorum tabii, bizim benim çok eski dostum. Evet. Çok sevişiriz kendisiyle. Ve ben, üçümüz bu işi biliyorduk. Yani bir gazetenin mizampajı el değmeden. Cafer Bey şu anda hala o işi yapıyor Hürriyet'te. Eski dostumuz, o işimiz tabii ki. Evet. Yani eski dostumuz tabii ki. Evet. Böyle bir şey oldu. O tarafa geçtim ben. Yaklaşık hepsini toplarsam, yani 1980 ihtilalde mesela 3 hafta falan bizim gazete kapatılmıştı Günaydın. Bir albayın isteği üzerine kapatılmıştı. O günden beri ben faalim, işin başındayım. Hangi işin? Künye işinin. Peki, bu çok önemli, evet. Peki, siz şimdi bu Danimarka bağlantısı, Danimarkalı baba, Türk anne veya tamamen Türk anne baba? Yok. Evlatlık alan Türk anne. Evlatlık mı alınıyor? Evet, Müfide Atalay. Bu geçiyor sizin kitaplarınızda da. Tabii, o geçen hanım. Yani sizin Kazan o tarafınız Türk o zaman bir keşf-ü kerametle ortaya çıkarılmış değil. O zaten kitabınızda var. Var zaten. Ben de buna şaşıyorum. Ama tabii ki cerbezi istediği gibi kullanır. Peki evlatlık alındınız? Evet, evlatlık alındım. Hatta yaşımız tutmadı. 18 yaş bir kanunen bir fark gerekiyor. Ben de 45 doğumluyum. 14 Şubat 45 doğumluyum. Beni şeye aldılar. 47 doğumlu oldum ki tutsun diye. Evet. Hani yaş itibariyle tutsun peki diye. Peki sizin 47 diye bir doğum kaydınız benim elimde var. Bunu İşte bu. Çek etmek tabii sizinle mümkün. Yok ya, tabii. Evet. Tabii, Mehmet Rıfatoğlu, Elazığ, 28/4/1947 doğumlu. Şimdi Mehmet Rıfat Efendi Müfide Atalay'a evlendiği zaman soyadı verilir ya. Evet. Hanımlara soyadı verilir. Evet. Veren şahsın adı. Anladım. Kendisini tanımıyorum, görmüyorum, bilmedim. Bugüne kadar da bilmiyorum. Peki, gıyabına fatih okuyorum. Evet. Bir kilis olayı da görünüyor. Kilisle bir ilginiz var mı siz? Ha, şöyle var. Kazan'dan göçen bu dış Türkler bunlar. Kimler? Müfide Hanım'ın tarafı. Yani anne tarafınız diyelim. Anne tarafı. Başkırt Türkleri bunlara. Başkırt deniyor şu anda. Evet. Ayrı bir özel bir cumhuriyetleri var. Bir kısmı Mançurya üzerinden Türkiye'ye göç ediyorlar. Bir kısmı direkt Finlandiya'ya gidiyorlar. Finlandiya İslam cemaati de onların bir ürünüdür. Hı. O göçerlerin ürünüdür. Hı. Şimdi tabii ki kardeşler bölünüyor. Yani dayı, iki dayı bir yerde, bir dayı ve bir teyze bir yerde gibi oluyor. Bölününce bunlar yıl aşırı birbirleriyle buluşuyorlardı. Bizim beni evlatlık alan Müfide Atalay Hanım'ın kendi soyadı değil,
kendi soyadı Eratak oluyor. Evet. Evlendiği beyin soyadı olan Atalay, diye alarak şeye geliyorlar. Önce kilise mülteci kampında bekletiliyorlar. Bu arada ben yokum. Ortada ben falan yokum. Ben evet. Çok sonra geleceğim işin içine. Adetmiş o sınır kapıları. Öyleymiş o dönem. Belki şimdi de öyledir, bilmiyorum. Yani kısaca siz orijin olarak baba tarafından Türk değilsiniz ama hiç değilim. Anne... Ama ben Türk'üm. Gönlüm Türk. O ayrı şimdi. Onu karıştırmıyoruz. Hissetmeden yazamam zaten onu. O ayrı. Evet. Ama anne Müfide Hanım sizin annenizdir. Zaten diyorsunuz ki ben Müslümanlık buluşumu da ona borçluyum. Evet. Onu takdirle ve hatta Murat Birinci cildinde yazılı. Evet. Niçin bölüm bölümünde. Evet. Peki gelelim bu sizin background'unuz meselesine. Evet. Yani nereden bu nasıl mezun oldum olayı? Evet. Yani evet. Bu da hatta bu kitapların eleştirisi yapılmalı, yapılacak. Yapılsın. Hocam bu şimdi, kitaplar 85'ten beri piyasada. Niye yapılmış? Evet. Veya iyi yapılmış. Kötü yapılmış diyen kimse çıkmadı. Benim için sizin tahsiliniz de aslında ikinci derecede. Hayır, benim için önemli değil. Yani bunlarda eleştirilecek bir şey varsa eleştirilsin. Eğer bunlar bir değerse, hocam siz o zaman sizin tahsiliniz olmasa bunların değeri biraz daha büyür. Zaten şey ama geldi. Ama şimdi bir de işin olmayan şeyi var gösterme tarafı var. O kitleyi rahatsız eder. Evet. Şimdi sizin tahsiliniz nedir? Yani bunları nasıl hocam, yazdınız? Bunu... Birileri bana diyorlar ki cinlerden yardımcısı var onun. Cinler yazdırıyor. Evet. Bunlar da İçimiz cinlere mi kaldı? Beyim burası Anadolu burası. Doğru. Burası Anadolu. Akşama kadar insanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatu selam ediyorlar. Akşam da gidip bir adamla oturuyorlar. O da diyor ki ben Hazreti Muhammed'e namaz kıldırdım. Ona gelen Kur'an'dan sonra şu da bana vahyedildi. Zuhrat. Ona diyor Cebrail aracılığıyla geliyordu. Bana üstelik direkt geldi diyor. Ve bu insanlar da oturuyorlar. Yani 24 saatin 18'ini Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Ondan sonra onu çömez gösteren adamla da gayet güzel sarmaş dolaş oluyor ve ondan himmet bekliyor, devlet bekliyor. Yani bu Türkiye'nin böyle bir garip kaderi, tarafı var. Kötü kaderi. Şimdi acaba size de cinler yardım ediyor. Hatta uzaydan gelen birileri yardım edebiliyor. Bunları söyleyenler var. Efendim birileri de diyor ki hayır bunlar başka Finlandiyalı bir adamın kitaplarıdır. Danimarkalı. Ama o adam nasılsa çıkmıyor ortaya. Bu da onun ismini almış götürüyor. Nedir bu? Siz nereden buralara hocam, geldiniz? Şöyle bir şey rica etsem. Evet. Bu çok önemli. Siz hukuk fakültesini bitirdiniz. Biliyorsunuz. Bir insan, bir insana bir suç yüklerse, isnat ederse önce yani şöyle diyebilir. Hans erkek değil. Önce benim gidip Zürebi Hastalıklar Hastanesi'nden, Venüs Hastalıklar Hastanesi'nden rapor mu almam lazım? Sayın ATV, ben öyle değilim. Mi demem lazım yoksa onların mı bir şey getirmesi lazım? Herhalde. Evet. Şimdi hocam, benim otelimin önünde bugün bir kilometre yakın kuyruk vardı. Nümayiş vardı. Bir. İkincisi, hiç tanımadığım, yani üç düzine diyeyim, 36 diyeyim, 40 diyeyim, avukatlar geldiler, bu işi bize bırak dediler. Bana öyle güzel şeyler söylediler ki, öyle güzel şeyler söylediler ki, yani bu belgelenecek, evet. Ben belgeledim onlara. Tekzip edeceğiz, evet. Üst kurula gidecek, yayınlanmazsa şu olur, bu olur. Bunların hepsi konuştuk. Onların benden bir isteği var. Bu işler sıcağı sıcağına hani hemen toprak emmiyor, suyu yutmuyor, çekmiyor. Bana 2 gün süre istiyorum. 50 saati geçmeyecek. Bütün istedikleri her şey geldikten sonra erkek dergisi olan Aktüel'le Tempo'dan cevap vermeyi kararlaştırdık. Yani önce belgeleri evet şimdi biraz sonra evet hocam
Şey geldi, Atepe'den arkadaşlar geldi. Biri kendini güya uyanık sanıyor. Dansçıyım ben dedi. Mesleğim ne dedim? Dansçıyım dedi. Öteksi doğruyu söyledi. Hanımefendi vardı. Doğruyu söyledi o da. Ben de mimarım dedi. İşte bu işi yüksek lisans için yapıyor. Orada saçmaladı. Gazetecilik bunun yüksek lisansı değildir mimarlığın. Her neyse böyle bir kurum, böyle bir müessese. Şimdi sevgili, sevgidegar Ali Kırca'yı bütün bana olan tavrına rağmen 32. günden beri tanıyorum. Yani şeyin yardımcısı iken, asistanı iken, evet. Mehmet Ali Birant'ın çok eskiden. Oradan tanıyorum. Ona küçük dev adam diyorum. Bu adamda çok iş var diyorum. O her zamanki tatlı, büyük altından gülümsemesiyle gelir. Der ki, işte günden böyle de şimdi birkaç başlık falan bir şeyler anlatır. Buna da ben zevkle izlerim. Şimdi onları yapsın o. Yani ha. O da orada esas yalnız, olayı hazırlayan hocam, o değil. O sunucu. O sunucu da yalnızca onun ismi ATV'den büyüktür. Çünkü Ali Kırca ile ATV haberler. Şimdi bakın biz ATV'yi tartışmayalım. Hayır tartışmayalım. Yani ama eski müessesem hocam. Efendim anladım. Büyüklükleri, evet. Güzellikleri, eksikleri her ne düşünüyorsanız. Hı hı. Tabii ATV evet. bir büyük kurum. Evet. Hiçbir şey demiyoruz. Girelim. Şimdi onları biz tartışmıyoruz. Şimdi siz burada şimdi kimliğinizle ilgili, siz kimlik taşıyor musunuz? Taşıyorum hocam. Var mı kimliğiniz? Var tabii. Pardon, aramam lazım. Tamam, ben onu şimdi sizden istemiyorum. Yani hocam zaten bu tempoda yayınlanacak. O beni de sıkamıyor. Hocam tempoda yayınlanacak. Şimdi bana evet bu tempoda bana kimliği yok diye. Gördünüz mü siz hocam? Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Burada gördünüz mü? Madem yayınlanacak. Ha. Ver bakalım. Şimdi sevgili Edip, eski dostumdur. Bir şey olmaz. Sakalını ne yaptın? Ben burada senin için gelmedim. Bak. Ver bakalım. Tamam, sonra bakacaksın. Ayberk yazıyor. Evet, Ayberk yazıyor. Benim adım da bu zaten. Evet. Şimdi sevgili dostum, avukatlarımız söylediği şu. 10-15 tane üniversite öğrencisi okutmam için bir para gerekli. Onu alacağım. Ama bırak bunu, 50 saat izin isteder benden. 50 saatte insan ölmez, çıldırmaz. Ben onu oraya hediye edeceğim. Kimliği ben gördüm, tamam. Tamam. Gördüm ama o parayı nasıl alacaksınız? Tazminat olarak. 1 yani. Lira maddi, kalanı manevi olmak üzere tazminat isteyeceğim. İyi, Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederim. Türkiye bu kadar başıboş değil. Birkaç kendi elit sanan snobun şeyinde değil. Peki şu evet. Background'unuzla ilgili de bir şey hocam, o da orada. Ne olur 50 saat izin verin bana. Daha dün ortaya çıktı her şey. Ben getirtiyorum. Habire getirtiyorum. Yani şöyle bir şey geliyor. Fax geliyor. Fakat faxın noterde işte danışma diyorlar, ne diyorlar? Yeminli tercüman diyorlar. Falan filan lazım. Bana 50 saat izin verir misiniz? Peki bu kitaplar, bana, evet, bu evet. Kitaplara geliyoruz. Hı-hı. Şimdi bu kitaplara geldik mi? Hı-hı. Benim astrofizikle ilgili hiçbir bilgim yok. Muharrem Bey zaman zaman gelir, konuşuruz, o söyler, ben dinlerim. Ama ben Kur'an-ı Kerim'i bilen insanlardan biri sayılıyorum. Evet. Yani ne kadar burada olmaz. Bilebiliyoruz. Evet, burada olmaz. Ayrı, yani biz kendi nasip payımız kadar biliyoruz, öyle sayılıyoruz. Evet. Ama siz Kur'an-ı Kerim ayetlerini alıp astrofiziğin verileriyle açıkladığınız zaman yalnız o değil ben hocam. Orada Arapçamda şey olarak Arapçada hani 7 mesane var ya, evet. Mesane var. Onlar da var bende hocam. Bunu sayın bir devlet büyüğümüz, çok büyüğümüz bir la ilahe illallah yazdın, orada bıraktın diye bir şey geldi. İsterseniz ona bir ara bütün efendim, bunlardan sonra devam edelim. Kur'an-ı Kerim ile evet. Astrofiziği veya herhangi bir bilim dalını kucaklaştırmak görevimiz bağda,
bağdaştırmak için illa Arapça bilmek de şart değil. Hocam yani öyle değil. Tefsir tamam, veya tamam, meal yapmıyorsunuz. Ben öyle söyledim. Dedim ama ki, diyorsunuz ki ben Arapçadan da... birinci sınıftan terkim dedim. Evet. Arkadaşlara. Şimdi eserleri evet, okuyan ve bu konuda senin alanınla da ilgili bilgileri olan insanlar bunu tartışmaya açmak istiyorlar. Ben izleyicilerimizin de telefonla katılmalarını istiyorum. Elbette ki stüdyo konuklarımızın en doğal haklarıdır. Zaten evet, hatta zorunlu biliyorsunuz konuşmadan gitmek yok. Herkes biraz konuşacak. Süremiz de yeterli olacaktır. Şimdi isterseniz ben biraz aradan çekileyim. Estağfurullah. Ve işte kitaplar. Arap ne güzel demiş. Asaruna tedullu aleyna. Eserlerimiz bize delalet. Eser burada. Buradan hareket edelim. 10 tane değil o kitaplarım. 49 efendim ben gördüklerimi bunlar, söylüyorum. Türkçe ben gördüklerimi bunlar, söylüyorum. Evet, Türkçe bunlar. Görmeden insan 500 kitap yazmaya da bil kuvve adaydır. Yani onları getirmezdim. Değil. Sığmazdım. O mühim değil. Çantaları. Buyurun. İşte Hans Ayberk, namı diğer Bülent Ayberk ne diyorsanız buradadır. Evet. Ve kitaplar da buradadır. Siz de buradasınız. Edip Bey Kur'an'ı biliyorsunuz. Fevkalade evet, güzel bilen evet, insanlardan biri. Evet. Akif Bey senelerini bu araştırmaların içinde, yayınların içinde harcamış. Arkadaşımız Muharrem Bey yine aynı şekilde. Muammer'le Muharrem'i devamlı katarım ben, kusura bakmayın. Bakın kaç yıldır şey, ben tanıyorum sizi. Yine de katacağım. Evet. Başlayalım mı? Buyurun efendim. Şimdi bir şey düzeltmek istiyorum. Ben Amerika'dan bu iş için gelmedim. Fakat Yaşar Bey'le görüşünce dedi böyle bir şeyimiz var, programımız var. Katılır mısın? Son ana kadar katılmaya niyetim yoktu. Fakat gelmeden önce bir yarım saat kadar kitaba baktım. Bundan 10 sene kadar önce Türkiye'deyken Hans'la tanışıyorduk. Kitabını okumuştum ve kitabında spekülasyonlar, bazı teorik bilimsel bilgilere dayanan işte yorumlar ve özellikle Kur'an ayetleriyle veyahut da çeşitli dini terimlerle yapılan ilişkiler yer alıyordu. Tabii benim açımdan benim gördüğüm her sayfede 3-5 tane maalesef delilsiz iddialar veyahut da tümüyle yanlış iddialar. Yani ben onun profesör olup olmaması bence hiç önemli değil veyahut da Alman Türk olması. Hatta burada iddia ettiği gibi mucit olması ki patentini rica edecektim kendisine, merak ediyorum çünkü. Şeyden 50 saat sonra. Onu da inşallah tamam, patentini de görmek sonra isterim. Evet. Fakat hiç önemli değil, istersen dünyanın en büyük mucidi olsun. Buradaki iddialar maalesef bence bilimi ve dini tümüyle suistimal etmek ve bu konularda yeterli bilgiye sahip olmayan insanları etki altında bırakmak, onları işte ben her şey bu konuları uzmanıyım havası veriliyor. Ben sadece bu yarım saat içerisinde pizzacıda pizza yerken tespit ettiğim birkaç tane nokta var. Onları, sevgili Elif daha önce okumadın mı? Bir saniye, ben 10 sene önce okudum. Kitap bir yerde kaldı, onun üzerine bazı işaretler koymuştum. Şu anda tekrar o kitabı aldım. Şöyle bir gözden geçirirken yani tespit ettiğim bazı şeyleri şey etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Sizin hakkınız var istediğiniz gibi inşallah cevap verirsiniz. Mesela birisi diyor ki bu Miraç adlı kitabın 72. sayfası örneğin menzil sözü burç davranış bilimlerinde ya da ilmi havas denen gizli bilimler günlüğünde temel sırlardan biridir. Burada kaç tane iddia iç içe var? Bir, burç davranışın bir bilim olduğu arada sokuşturuluyor. Hiç yani tartışılmadan bu sanki ispat edilmiş bir gerçekmiş gibi bu palavra araya sıkıştırılıyor. Gökteki burçlara yemin ediliyor. Ben bu konuları ince, ben felsefe okudum Amerika'da. Tamam. Ve felsefeyle ilgili, paranormalle ilgili bir sürü araştırma yaptım. Bu gibi bir sürü iddialar var. Yani ortalıkta bir sürü dolaşan iddialar var. Ve bu iddiaların hiçbir temeli yok. Yani bu burç davranışı... Bu sizin fikriniz, sizin fikriniz. Tabii yani eğer bu bilimsel iddia ediliyorsa, bilimsel olarak gökteki ayın veya yıldızların bizim üzerimizdeki etkisi şu kitabın, şu bardağın benim üzerimdeki etkisinden çok daha azdır. Bunun gravitesi, bunun çekimi evet, bana çok daha fazla etki eder. Tamam, buna fakat gökteki evet, efendim burçların, eskilerin böyle
hiçbir bilimsel şeye dayanmadan kategorize ettikleri, güya şekillerine bakarak kategorize ettikleri 12 tane galaksinin insanların tipini, karakterini etkileyeceği ve 12 tane tip insan oluşturacağı komik bir iddia. Herhangi kesinlikle bilimsel bir değeri yok. Çünkü insanların burcu bilinmeden insanlar hakkında kesinlikle bir şey yapamıyor. Tahminde bulunamıyor. Hı hı. Ve genellikle yapılan tahminler, burç tahminleri tümüyle genel, herkesin rahatlıkla kabul edeceği, o bu beni söylüyor. Çünkü insanlar çok kompleks, çok genel tahminler, genellikle güzel tahminler. Neyse, bu bir iddia. Mesela aile ilgili diyorsun ki dolunay olunca insanların kanı bilmem kaynıyor falan. İşte bir dipnotta da buna işte Weyruppful diyorsun. Bu tümüyle saçmalık. Hiçbir bilim adamının size göre yapılan istatistiklerle, Amerika'da yapılan istatistikler, tabii Amerika'da yaygın bu iddia halkın arasında, cahil insanlar arasında. Fakat yapılan ise polis istatistikleri, daha geçenlerde okudum, kesinlikle dolunayla efendim suçların arasında istatistikler bir ilişki olmadığını gösteriyor. Tümüyle geçmişten kalma bir bidat, bir hurafe. Diyorsunuz. Mesela 76. sayfaya bakalım. Orada iddia ediyor ki mesela, yani o kadar hatalar var ki inanılacak gibi değil. Mesela orucun kelimesini ele alıyorsunuz Yasin suresinde. Bu orucun kelimesi rucudan gelir diyor. Geri dönmek, geriye bükülmek rucu. Halbuki rucu kelimesi raca'den gelir. Evet. Orucun kelimesi araca'dan gelir. Araca işte topal olmak, efendim bükülmek demektir. Raca kelime olarak tümüyle farklı. Basit bir ilkokul Arapçasını bilen birisi bile bunu. Ve bunun üzerine sayfelerce spekülasyon yapıyorsunuz. Şimdi onları not alıp cevap vereceğim ya. Çok iyi olur. Evet. Mesela, şimdi yani, pardon. Birincisi burçların olmadığını söylüyordunuz. İkincisi. Evet. Şimdi pardon. Efendim, bitirsin. Tabii. Siz not alın. Bir kalem alın lütfen. Alın. Siz not alın. Evet. Evet. Ben aslında sizin böyle şahsen... Onları bana verin, ben oradan size cevap canım, vereyim. Tabii canım. Orada. Şey bana verin, kağıdınızı evet, tespit edin. Benim bitir. 6 tane madde daha var. Tamam. Eğer müsaade ediyorsanız hoca efendi. Tabii. Burada 85. sayfada diyorsunuz ki işte ya, takyon, bu ışıktan hızlı giden maddelerden bahsediyor. Evet. Muharrem Bey. İşte bunlar takyonik esiri alem olup insan gözünden mahvedilmiş, saklanmış, gösterilmemiştir. Gecenin hani ayeti kerime diyor ki biz gecenin ayetini mahvettik, gündüzün ayetini çıkardık. Ayla güneşi tarif ederken buradan takyona atlanılıyor. Tamam, yani mahvettim. Müthiş yorumlar, spekülasyonlar. Evet. Ve burada diyor ki bu saklanılmış, gösterilmemiştir. Şimdi bu tür iddialar, Karl Popper, felsefeci Karl Popper'in çok güzel bir şeyi var, bir prensibi var, sevdiğim bir prensip. Diyor ki bilimsel iddialarla bilimsel olmayan iddiaları nasıl ayırırsınız? Bunlardan birisi yanlışlanabilir özelliği vardır bilimsel iddiaların. Yani eğer mantıksal olarak bunu yanlışlayamazsak bu bilimsel bir iddia değildir. Böyle bir iddianın bir yararı yoktur insanlara. Bu iddia Kur'an'a dayanmıyor. Hani Kur'an dayansa Kur'an'ı bilimsel olarak yanlışlanabilirlik yöntemiyle Allah'ın kelamı olup olmadığını tartışabiliriz. Kur'an'a dayanmayan indi bir iddia olduğuna göre bu iddianın yanlışlanabilir özelliği olması lazım. Yani ben diyorum ki sizin şu anda ağzınızın içerisinde ufak yaratıklar vardır ve onlar sizin kulağınıza fısıldıyor. Ve onları gören, ağzını açtığın vakit onlar kayboluyorlar. Fakat ağzını kapatınca bunlar senin kulağına fısıldıyor Ayberk ve bu gizlidir, bu ilimdir falan. Hayır, bu anlamda şimdi, değil o. Yok, bilmiyorum. Saklanmış, gösterilmemiştir. Bunun tamam, bilimsel olarak, eğer takyon tamam, dediğin şey, eğer bilimsel bir ifade ise, evet, ışıktan hızlı, hı, ve bu bilinemez diyorsa zaten kendi kendine bu koruyucu bir zırhı var. Ha, bulamazsın zaten ama var. Zatalileri buldu bunu. Bu iddia yanlış. Buna devam edeceksiniz, evet, ve siz cevap vereceksiniz. Evet, evet. Ama biraz şöyle nefeslenin, evet, bir küçük nefes arası verelim ve devam edelim.